Aklına gelebilecek en inatçı insanı hayal et. Ve bu insanı öyle bir hayal et ki sen A diyorsun o B diyor. Sen Y diyorsun o Z diyor. Bu kadar inatçı ve söz dinlemiyor. Senin söylediğin her şeye karşı geliyor ve sen ne dersen de bir türlü ona bunu iletemiyorsun ya da seni dinlemiyor. Bir türlü sözünü ona geçiremiyoruz. İşte eğer bunu söylüyorsan sen de bu videoyu sonuna kadar izlemeni büyük tavsiye ediyorum sana. Çünkü bu videoda göreceğin şeyleri sen de uygularsan şayet en inatçı kişilere bile nasıl sözünün geçtiğini ve nasıl senin sözünü dinleyeceklerini ve nasıl yola geleceklerini gözle gördüğü şekilde göreceksin. Merhaba sevgili dostlar, Gizem Çarkı kanalına yeniden hoş geldik. Şimdi değerli dostlar, bugün size o kadar güzel bir video hazırladım ki hayatınıza anlam katabilecek, hayatınızda değişikliklere neden olabilecek video derseniz işte bu. Değerli dostlar, hayatınızdaki inat eden insanları, sizlerin sözlerini dinlemeyen insanları ve artık sözüm o insana neden geçmiyor dediğiniz anda yapabileceğiniz video ve işlem budur değerli dostlar. Bugünkü size hazırladığım videonun esas amacı şu arkadaşlar. Sizlerin sevmiş olduğu insanları birilerine sevdirmek zorunda elbette ki değilsiniz ama gönül sizin. Hayat çizginizdeki insanların sizin hayatınıza hangi şekilde gireceklerini ve hangi şekilde gideceklerine buna siz karar verin. Hayatınızı elinize alın ve bu videodaki işlemleri teker teker birer birer uygularsanız sizlerin de hayatında ne büyük değişiklikler olabileceğini sizler de göreceksiniz dostlarım. Şayet hayatınızdaki değişikliklere siz müdahale etmek istiyorsanız ve karşı tarafa gerçekten de sözünüzü geçirmek istiyorsanız, sizin sözünüz dinlensin artık diyorsanız değerli dostlar, bu videodaki yapacağımız büyüler, yapacağımız tılsımlar tam da senin aradığın gibi büyülerden bir tanesi. Sevgili dostlar, bugünkü büyümüz o kadar masumca bir büyü ki gerçekten bunu uyguladığın zaman hem hayat akışından ne kadar güzel değişikliklerin olduğunu fark edeceksin, hem de sana karşı inat eden dostları ya da sevdiklerini nasıl değiştiklerini sana karşı göreceksin. Ya da anlaşamadığınız konular da inatçı bir insanla karşılaştığınızı bir düşünsenize, sözünüzü dinlemiyor ve hep kendi bildiğini okuyor. İşte bugünkü yapacağımız videodaki tılsımlı, büyülü sözlerimizin ve tam da bunu işaret ediyor. Değerli dostlar, hayatınıza ve hayat çizginize, hayat kalitenize değer veriyorsanız şayet, artık birilerinin sözlerini değil de sizin sözünüzün onlara geçtiğini görmek istiyorsanız bunu kesinlikle uygulamanı şiddetle tavsiye ediyorum. Sevgili dostlar, biraz önce de söylediğim gibi bu video öyle bir video ki karşındaki en inatçı keçi insanı bile değiştirebileceğin bir video. Bu videodaki yapılması gereken uygulamayı sen de yaparsan şayet, hayatınızdaki en inatçı, en kindar, en nefret edilebilecek şekildeki söz dinlemeyen insanları nasıl yola ve dize getirdiğinizi göreceksiniz. Hadi hazırsanız yavaş yavaş videomuza geçelim. Evet sevgili dostlar, bugünkü büyümüz hakkında da yeterince bilgi verdiğimi artık düşünüyorum. Hazırsanız kullanacağımız malzemelere önce bir geçelim, tanıyalım. Şimdi değerli dostlar, öncelikle büyülerde kullanmamız gereken, esas amaçladığımız büyülerdeki kullanmamız gereken olmazsa olmazlarımızdan iki tanesi. Öncelikle bize A4 bir kağıt. Bunun rengi fark etmez. Sizler ister beyaz kağıt kullanabilirsiniz, isterseniz saman kağıt kullanabilirsiniz. Şayet. Şimdi burada gördüğünüz gibi 3-5 tane kalem var değerli dostlar. Bu kalemlerin her birisini kullanabilirsiniz. İsterseniz mürekkep uçlu kalem kullanabilirsiniz. İsterseniz tükenmez uçlu kalem kullanabilirsiniz. İstersen kurşun kalem kullanabilirsin. Hatta şunu söyleyeyim size. İsterseniz renkli boyalı kalemlerden bile faydalanabilirsiniz. Çünkü bugünkü yapacağımız büyünün esas amacı ve esas istediğimiz mevzu şu. Gönülden ve aşktan istediğimiz bir şey yapacağımız için önemli olan buradaki kalemlerin rengi veya da kullandığımız malzemelerden ziyade bizim arzuladığımız şeyi buraya dökmek ve burada hissettirmek. Değerli dostlar, bugün birazcık karmaşık bir büyüden bahsedeceğiz ve uygulaması birazcık karışık gelebilir yine. Ama ben şimdi gene her zamanki gibi birinci kademe, ikinci kademe, üçüncü kademe ve sonrasında da uygulamasını en son olarak hangi şekilde yapmamız gerektiğini ben size teker teker açıklaya ve üzerindeki yazacağımız yazılardan, çizeceğimiz tılsımlardan, işaretlerden hepsini açıklayarak size bu videoyu da bu büyümüzün tam olarak ne işe yarayacağını, hangi şekilde yarayacağını ve nasıl bir yol izleyeceğimizi anlatacağım. Hiç merak etmeyin. Karışık gelebilir ama söylediğim gibi birinci kademe, ikinci kademe, üçüncü kademe olarak açıklamalarını yapacağım için inanın hiç karışık gelmeyecek size de. Hatta iddia ediyorum ki çok basit bile gelebilir değerli dostlar. Şimdi öncelikle gördüğünüz gibi önümüzde bir tane kağıdımız var. Bu kağıt A4 kağıt ve saman kağıt kullanıyorum ben. Şimdi bugünkü yazımız birazcık karışık gelebilir. Ama şimdi özellikle ben şu büyüyü seçtim değerli dostlar. Şimdi bazı büyüleri yaparken karşı tarafın dinini, inancını çok iyi şekilde bilmemiz gerekebiliyor. Ama şu olabiliyor. Karşı tarafın neye inandığını şayet bilmiyorsak, çünkü büyüler her zaman yapılacağı zaman karşı tarafın dinine göre yapılır. Çünkü herhangi bir çatışma ve sorun sıkıntı çıkmaması için onun dinine uygun şekilde büyüler yapmaktan size birazcık söz ediyorum. Peki bugünkü yapacağımız büyü nedir? Şimdi sevgili dostlar, bugünkü yapacağımız büyü de ister inancını,
inançlı bir insan olsun karşı taraf, ister inançsız bir insan olsun, ister tanrıya tapsın, isterse ata, eşeğe, deveye, kime taparsa tapsın. Bu büyü öyle bir büyü ki bu karşı tarafın inadını kırmak için yaptığımız bir büyü. Dolayısıyla burada bu yapacağımız büyü de ve hazırlayacağımız tılsımlarda inanç gerçekten hiç önemli olmayacak. Çünkü burada biz gönlümüzden böyle ruhumuzdan isteyerek bir büyü yapacağımız için dini inanç burada geçerli değil değerli dostlar. Karşı taraf neye inanırsa inansın. Siz bunu sıralamasını doğru bir şekilde yaparsanız bu büyünün tesirinin ne kadar hızlı bir şekilde işe yaradığını ve olduğunu göze görülür şekilde göreceksiniz. Şimdi sevgili dostlar, şimdi önümüzde bir tane A4 kağıdımız var. Ben hızlı bir şekilde bu yazıları bildiğim için sizleri bekletmemek adına önce hızlı bir şekilde yazılarımı yazacağım. Ve daha sonrasında buradaki yazılar hakkında size bilgiler vereceğim. Ne anlatmak istediğimizi, buradaki yazılarda neler yazdığını ve bunları yazarken biz de aynı şekilde mi yazmalıyız? Yoksa ben bu dili bilmiyorum, sadece Türkçe olarak yapsam nasıl olur dediğinizde sizler için ben Türkçe olarak da aynı şekilde ekranda vereceğim zaten. Sizler ama ben bu büyünün esasen aslına uygun olmasını istiyorum ve bu şekilde olmasını istiyorum derseniz de ben yine sizler için ekranda tam boyutu olarak paylaşacağım. Bunun ekran görüntüsünü alarak sizler de aynı şekilde gerekirse bir kağıda çıktısını alarak aynı şekilde yazabilirsiniz. Yazmanızı önemli tavsiye ediyorum çünkü bunu sizin gönülden istediğinizi ve arzuladığınızı beyan etmeniz lazım ki bunu karşı tarafa geçirebilirsiniz dostlar. Söylediğim gibi ama ben buradaki yazıları beceremeyebilirim derseniz de sizleri için videonun sonunda ya da ortasında bir yerlerde ben bu sayfaların hepsini ana ekranda sırasıyla paylaşacağım ve bu sayfaların üstünde neler yazdığını ve biz buradaki sayfalarda neler anlatmak istediğimizi, ne istediğimizi ve ne beyan ettiğimizi Türkçe meali olarak da size açıklayacağım. Hatta ve hatta dostlar, her zamanki videolarımda yaptığım gibi hem okunuşunu hem de Türkçesini yine sizlere paylaşacağım. Hiç merak etmeyin. Hadi ben hızlı bir şekilde yazılarımı yazmaya devam ederken bir yandan da buradaki büyü hakkında birazcık konuşalım. Ne dersiniz? Hani bunu şey gibi düşünün. Ya benim bir tane sevdiğim bir insan var. Tamam, sevdiğim bir tane kadın var. Ama ailem bir türlü sevemedi bu kadını. Bir türlü de onlara inatları yüzünden ben bu kızı sevdiremedim. Ya da ben bir çocuğa aşık oldum işte. Ama benim ailem bu çocuğu sevmiyor. Sevemedi bir türlü. Kanları ısınmadı. Ama ben çok seviyorum. Deliyim. Öldüm bittim. Ama ailemin de onu sevmesini istiyorum. Diyorsan işte. Veya da ya ben evliyim abi. Ya ben evliyim. Benim eşim beni anlamıyor sanki. Yani ben A diyorum, o B diyor. İnatçı. Bu kadar inatçı bir keçiyle artık yaşayamıyorum. Ama işte o hayatımızdaki inatçı keçileri dize getirmek ve sizin sözünüzü dinletebilmek için buradaki yazılarda esas olarak beyan ettiğimiz konu bu sevgili dostlar. Peki bu büyünün çıkış tarihinden de biraz bahsedelim değil mi? Yani yazarken birazcık. Şimdi sevgili dostlar, biliyorsunuz bizlere ilk büyüler aslında Hazreti Süleyman tarafından bırakılmadı. Ama bize yazılı şekilde ulaşabilecek büyülerden büyük bir çoğunluğunu Hazreti Süleyman tarafından, Hazreti Musa tarafından, Hazreti İbrahim tarafından, bazı perşomenler, bazı yazı sayfalarından ve bu tür şeylerden bize genelde kaldığı için biraz oradan, biraz buradan, biraz şuradan toplama bir şekilde yapıyoruz dostlar. Ama bugün yaptığımız büyü Hazreti Süleyman'ın İki kabileyi barıştırabilmek için ve en çok da araları açık olan insanların keçi inadını kırıp yeniden bir araya getirebilmek için kullandığı en güzel, en güçlü, en saf, en temiz büyülerden bir tanesiydi. Peki biz bunu inatçı insanlara karşı niye kullanmıyoruz ki? Çünkü bizim de sözümüzün bir yere kadar dinlenmesi sonuçta gerekiyor. Yani benim sevdiğimi kabul etmeyen ailem var, edecek. Beni dinlemeyen sevgilim var, artık dinleyecek. Beni istemeyen sevgilim ya da benden bir soğukluk gibi bir şey oldu, ben sevgilimin artık bana geri dönmesini ve benim sözümü dinlemesini istiyorum dediğin zaman ne yapacaksın? Değerli dostlar, bu videoyu aynı şekilde sen de yapacaksın. Bak, iddia ediyorum en fazla 3 gün içinde. 3 gün içinde bu tılsımlı sözler ve büyüler sizlere nasıl bir etki ettiğini ve hayatınızdaki kaliteyi nasıl arttırdığını siz de göze görülür şekilde göreceksiniz değerli arkadaşlarım. Bunu önemli, bakın önemli söylüyorum, hayatınızdaki gidişatı değiştirebilmeniz için ve sadece sizin değil karşı tarafında hayatını güzelleştirebilmeniz için bunu kesinlikle tavsiye ediyorum ve bir kere yap ve dene gör. Ondan sonra gel bir videonun altına gerekirse yorum yap yine. Ama şunu söylüyorum, karşı taraftaki inadı kırabilmek için yapman gereken bir büyü varsa başka yerde arama, gel bunu yap. Hayatım, şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Şimdi değerli dostlar, İbrani büyülerde en önemli mevzulardan bir tanesi şu. Mutlaka pentagramın bulunması gerekiyor. Bu pentagramın ne işe yaradığını az çok belki çoğunuz biliyorsunuzdur, belki de bilmiyorsunuzdur. Ben size açıklayayım. Şimdi değerli dostlar, pentagramın bulunmasındaki en büyük sebep büyünün tılsımını belirlemek, büyünün tılsımlarını koruyabilmek. Artı şimdi bu büyüyü yapan kişi aslında Hüdam haricinde iki kişi sayılır.
Yani kim o olabilir büyüyü yaptıran kişi? Sibelciğimizle Selimciğimiz var elimizde. Bu büyüyü yaptıran kişi Sibelciğimiz. Sibelciğimiz Selim'in çok inatçı olduğunu ve vurdum duymaz kindar bir insan olduğunu, laf dinlemez olduğunu bildiğinden dolayı bu büyüyü hazırlıyor. Tamam mı? Bu büyüyü yapan kişi Sibel diyoruz. Şimdi iki kişiyi temsil eden iki tane pentagramımız var elimizde. Birincisi Sibel'i temsil eden pentagram, ikincisi de Selim'i temsil eden pentagram değerli dostlar. Bunları da hızlı bir şekilde çizdiğimize göre hiç merak etmeyin, az önce de söylediğim gibi ben yine tüm sayfa olarak ekran görüntüsü rahatlıkla alabilin diye hem nasıl yaptığımızı hem de nasıl çizdiğimizi ana sayfada zaten büyük sayfa şeklinde paylaşacağım değerli dostlar. Şimdi pentagramımız olmazsa olmaz dedik ama şurada şu da var. Sevgili dostlar, bizim kendi mührümüz de var. Peki kendi mührümüz nedir derseniz, sevgili arkadaşlar, her insanın kendine ait özgü bir mührü vardır. Bu da nedir? Elinin işareti onun şahsını beyan eder, bilgilerini beyan eder ve kişinin mührü el işaretidir değerli dostlar. Tılsımlı sözlerin olduğu her sayfanın arkasına şahsınıza ait mühürlerinizi vurmak zorundasınız. Bu sayfaları birbirinden ayırt etmemek için ve bu sayfaların birbirine bağlı olduğunu, birbirleriyle etkileşimde olduklarını ve sizinle birlikte etkileşimde olduklarını bu sayfalara beyan etmeniz gerekmektedir. Şimdi değerli dostlar, şimdi sayfamızın arkasına el işaretimizi yani mührümüzü vurduk. Mührümüzü vurduktan sonra gördüğünüz gibi ben burada İbranice, işte ne yazıyoruz burada ben size kısaca söyleyeyim. Her parmağımızın aralığına yazdığımız şeyler, inadı kırılsın, işte kini gitsin, söz dinlesin, laf anlasın, kimi dinlesin, Selim Sibel'i dinlesin anlamında, tamam mı? Çünkü sadece mühür yani el işaretimizi koymamız burada yeterli değil değerli dostlar. Bu mührümüzün işe yarayabilmesi için ve etkileşime geçebilmesi için yine tılsımlı gördüğümüz sözleri de yazmamız gerekiyor. Şimdi değerli dostlar, şimdi ikinci sayfamıza geçelim. İkinci sayfamızda da bir tane daire çizmemiz gerekiyor. Peki ben bu daireyi işte bir aparat yardımıyla çizeceğim için siz de elinizde olan malzemelerden yararlanarak bir aparat yardımıyla böyle daireler çizebilirsiniz. Peki bu dairelerde ne yapacağız ya da bu daireleri niye çizeceğiz? Dedim ya, İbranice olan büyülerin çoğunluğunda tılsımların dışında işaretler vardır. Dolayısıyla da bu işaretlerde bir tanesi Sibelciğimizi, bir tanesi de Selimciğimizi temsil ettiği için bu her iki insanı da hem dışarıdan gelebilecek tesirlere karşı koruyabilmek, etkenlere karşı koruyabilmek için mutlaka pentagramımızla beraber dairemizi de çizmemiz ve bu dairelerin içerisine de Selim'in adını, soyadını, doğum tarihini, anne adını yazmamız ve bir üst deki daireye de bunu yaptıran kişi yani Sibelciğimizin adını, soyadını ve doğum tarihini yazmamız, girmemiz gerekli. Şimdi sevgili dostlar, gördüğünüz gibi bu dairelerimizin etrafında İbranice yazılar var. Peki bu yazılar ne diyeceksiniz? Sevgili arkadaşlar, buradaki yazılar hem Selim'i çember altına almak, çember altına almayı da şimdi açıklayacağım, hiç merak etmeyin. Yani Selim'i çember altına almak, Sibel'i çember altına almak, yani dış etkenlerden gelebilecek, dışarıdan gelecek etkenlerden korumak ve sadece sizin söylediklerinizi dinleyebilmek ve sizin sözünüzün ona geçebilmesini sağlamak için dışarıdan gelecek tesirlere karşı da koruma altına almış oluyoruz. Bu kadar. Şimdi nerede kaldık? Dairelerimizi çizdik, dairelerimizi çember içerisine aldık, yani koruma içerisine de aldık. Tılsımlı sözlerimizi yazdık. O niyetle yaptığımızı düşünüyoruz. Şimdi burada da yapmamız gerekenler neydi? Her pentagram ve her dairenin içerisine Sibel'in adını, doğum tarihini, anne adını yazmak zorundayız değerli dostlar. Selim'i de aynı şekilde. Selim'in doğum tarihini, anne adını, hatta mümkünse baba adını yazmak zorundayız. Çünkü bize bir hedef lazım. Bizim hedefimiz ne? Bu insanın inadını kırmak ve sizin sözlerinizi dinleyip dışarıdan gelecek etkenlere karşı size tavır almasını engellemek. Dolayısıyla da bize bir hedef, yani elimize bir ok aldık. Bu oku fırlatacağımız zaman karşımızda bir hedefin olması lazım. Hedefimiz kim? Hedefimiz elbette ki sevgili aşkımız, pıtırcığımız, hayatımız, Selimciğimiz. Dolayısıyla da o yüzden bu kesinlikle gerekli.
Sevgili dostlar, hep şunu söylüyorum ama artık sıkıcı gelmesini istemiyorum. Sadece iyi şekilde ezber edin diye söylüyorum. Her sayfanın, her yazdığın sayfanın arkasına şahsınıza ait mührü, yani el işaretiniz sizin mührünüz. İşte sağlak olanlar sağ elini, solak olanlar sol elinin işaretini çizecekler. Ve mutlaka avuç içine de bu büyüyü hazırlayan kişinin adını yazmak zorundayız ve yapılacak kişinin, yani avucumuzun içerisine alabilmek için yaptığımız kişinin adını da yazmak zorundayız değerli dostlar. Buradaki yazmış olduğumuz farklı bir dilde yazılar olduğu için ben yine söylediğim gibi bu sayfaları tamamladıktan sonra sizler de rahatlıkla ekran görüntüsü alabilin diye hem bunu ekranda vereceğim hem de bunun hangi şekilde yazdığını sağ tarafta veya de sol tarafta yine vereceğim. Altında bu buradaki yazanların Türkçesini de vereceğim. Hatta ve hatta nasıl okunduklarını da sizlerle paylaşacağım. Bu konuda hiçbir şekilde tereddütte kalmayın sevgili dostlar. Şimdi bu sayfamızı da hazırladık değerli dostlar. Şimdi bize bir tane özel bir sayfa lazım. Tamam, şimdi ilk sayfamız çok önemliydi, evet. İkinci sayfamız da çok önemliydi ama şimdi geldik zurnanın öttüğü yere değerli dostlar. Yani büyümüzün sonlandırılmasına doğru yavaş yavaş geçiyoruz. Daha sonra da yapacağımız ritüele doğru geçeceğiz. Şimdi bizim elimizde kim vardı dostlar? Bir tane aşığımız Sibel'imiz vardı. Bir tane de keçi inatçı Selim'imiz vardı. Bu arada isimler birbirlerine çok şey oldu, yakın oldu ama olsun. Hani bunların hepsi farazi, temsili. Sizler öğrenebilin diye böyle sallamasyon Sibel'le de Selim diye bir şahıs koyduk biz tabii. Ama önemli olan şu ki burada şeyde yaptıran kişi Sibel. Yani siz oluyorsunuz. Yapılan kişi de Selim oluyor değerli arkadaşlar. Önemli olan isimler değil. Buradaki yapılma amacıdır büyünün. Unutmayın. Eğer bir büyüyü hazırlıyorsanız yapan ve yaptırılan kişinin isimlerinin olması mutlaka orada olması gerekiyor. Neyse değerli dostlar, şimdi kaldığımız gibi hayatım nerede kaldı şimdi? Bize bir tane büyük bir sayfa lazımdı. Bu büyük sayfada da sağ tarafta Selim'den bizim beklentilerimizi yazacağız. Sol tarafta da, yani bana göre sol tarafta da Sibel'in Selim'den beklentilerini yazacağız. Ben yine çok büyük harflerle daha rahat şekilde görebilin de buradan sizden paylaşacağım. Büyük büyük yazacağım için belki sayfayı komple kapatabilirim ama siz kendi yazınıza göre, yazınızın şekline, büyüklüğüne göre, kendinize göre daha fazla beklentilerinizi bu sayfada beyan edebilirsiniz. Şimdi ne dedik dostlarım? Şimdi pentagramımız olmazsa olmaz. Niye? Çünkü pentagramın bir tanesi Sibel'i temsil ediyordu, bir tanesi de Selim'i temsil ediyordu. Yine buradaki pentagramları da çizdikten sonra pentagramlarımızın içerisine bir tanesine Sibel'i yazacağız, diğerisine Selim'i yazacağız ve bu pentagramların etraflarını da harflerle çember altına alacağız. Çember altına almak neydi dostlar? Çember altına almak seni de Selim'i de dışarıdan gelecek etkenlere karşı koruma altına almak anlamındaydı. Ben hızlı bir şekilde yine çember altına harflerle alacağım. Ve bu sayfaların hepsini yine söylüyorum. Yine videonun ortasında ve de sonunda gene sizlerle paylaşacağım. Hiç merak etmeyin. Hangi anlama geldiklerini en baştan gerekirse kısa kısa birinci kademe, ikinci kademe, üçüncü kademe diye. Sonra da bunu hazırladıktan sonra ritüelimizi, yani bu hazırladığımız sayfaların anahtar kelimelerini açabilmek için hangi yolu izlememiz gerektiğini, neler söylememiz gerektiğini yine ben size uygulamalı şekilde göstereceğim değerli dostlar. Şimdi sevgili dostlar, bu sayfamızı da hazırladık. Sayfayı ters çevirdik. Arkasına yine el işaretimizi koyup ne yaptık? Mührümüzü bastık. Yine kelimelerimizi yazdık. Adımızı, doğum tarihimizi, Selim'in de adını, doğum tarihini yazdık. Şimdi değerli dostlar, aslında bu sayfa tamam. Şimdi başka bir sayfaya doğru geçmemiz lazım. Şimdi buradaki sayfada yapacağımız şey İbranice değil değerli dostlar. Şimdi büyü çakıştırma dediğimiz bir mevzu var. Bu büyü çakıştırma dediğimiz şey aslında şu. Şimdi bir büyüyü yaparken büyünün gidişatında bazı eksiklikler kalabiliyor. Eksiklikler kaldığı zaman da bu büyünün bu büyüye uygun başka bir büyüyle aynı şekilde, hani bunun devamında neler yapabiliriz deyip işte İbranice'nin işte kısmını yazdık. Daha sonrasında şimdi Arapça yazılar var mesela. İşte Arapçadan da bazı alıntılarla bunların ikisini birbirine tamamlayacağız. İki dilde tek büyü yaptığımızı düşünün. İbranice ve Arapça yazılar kullanarak, tılsımları kullanarak iki dilde tek büyü bir araya getirdiğimizi düşünmenizi istiyorum. Ve bu sayfa son sayfamız değerli dostlar. Buradaki kullanacağımız yazıları da yine ben hem Arapça şeklinde nasıl yazıldığını, hem de Türkçe nasıl okunduğunu, hem de buradaki anlatmak istenilenleri yine sayfasıyla beraber videonun sonunda hepsini sırayla paylaşacağım. Hiç merak etmeyin.
Sevgili dostlar, gördüğünüz gibi ben burada da hızlı bir şekilde Arapça yazılarımızı da hazırladım. Uzunmuş gibi görünebilir ama sahi söylüyorum ki çok kısa bir yazı oldu bu. Bazı büyüler var, yani 3-5 sayfa böyle doldurmak zorunda kaldığımı hatırlıyorum. Burada gördüğünüz gibi tek bir satır. Sevgili dostlar, fark ettiyseniz bu kağıdımızın ortasında bir tane dairemiz vardı ve dairemizin etrafını yine Arapça tılsımlı sözlerle çembere aldık. Niye çembere aldık? Biraz önce de, yani en başta da söylediğimiz gibi, şimdi Sibel'le de Selim'imizi korumak için ne yapmamız lazım? Çember için almamız lazım. Bu iki kişinin arasındaki sorunu kendilerinin aslında çözebileceklerini, aslında Selim'in dışarıya karşı dışarıdan etkilememesi için çember içine aldık da diyebiliriz. Buradaki yazdıklarımızı da ben gene size hangi şekilde yazdığını ve yine Türkçesini vereceğim. Zaten bu sayfamız son sayfaydı. Birazdan da ritüelimize nasıl şekilde başlamamız gerektiğini ve buradaki uygulamasını birazdan yapacağız. Ve sizler de isterseniz uygulamasında isterseniz sardırıp tekrardan, hani şurada şu oldu gibisinden görebilirsiniz. Ben bunu biraz uzun tutuyorum. Çünkü aslında basit bir büyü olsa da birazcık uzun olduğu için sıralamasını iyi şekilde devam ettirmek gerekiyor. Biz de burada sıralamasını yavaş yavaş yapacağız ve burada sırasıyla yapmamız gerekeni, dediğim gibi birinci kısım, ikinci kısım, üçüncü kısım, ondan sonra gene şimdi ritüelimizde işte bunun burada kullanacağımız anahtar kelime, yani aslında bu büyüyü başlatabilmek için bir anahtar kelimemiz var. Bu büyü şu anda hazır ama şu anda hiçbir etkisi yok. Neden hiçbir etkisi yok? Bunu şey gibi düşünün. Şimdi arabanız var. Arabanızın bir anahtarı var. Sonuçta bu kontağı çevirmeden, arabayı çalıştırmadan ilerleyemeyeceksiniz. Yani arabanız kapıda yatabilir. Ama anahtarı takıp da çalıştırıp gitmek istediğiniz yere gideceğiniz zaman sadece kullandığınız gibi. Bu büyü de şu anda hazır. Ama şu anda çalışmıyor. Peki bunu çalıştırabilmemiz için ne yapmamız lazım? İşte bunu da birazdan şimdi ritüelimizde söylememiz gereken sözler var ve ayin tarzında bir işlem var. Bu işlemi de şimdi yapacağız. O ayinde ne söylediğimizi, neler söylediğimizi ve hangi amaçla söylediğimizi de yine ben hem önce İbranice, sonra Arapçasını, sonra da Türkçesini, sonra da okunuşlarını yine yan taraflarda paylaşacağım. Oradan alabilmeniz pek gayet mümkün olacak. Bu hazırladığımız sayfaları da zaten videonun en sonunda hepsini büyük halde videonun sonunda ekran görüntüsünü alın. Sizlerde de bulunsun, rahatlıkla yazabilin diye sizlerle paylaşacağım. Hiç merak etmeyin. Şimdi aslında şu ana kadar çok iyi geldik değerli dostlarım. Sevgili arkadaşlar, bundan sonra yapacağımız işlemler tamamen ritüelle alakalı mevzu. Şimdi gördüğünüz gibi bütün sayfalar önümüzde. Bütün sayfalarımızı hazırladık. Evet, hani 3-5 tane sayfa olabilir. Biraz fazla yazı var burada çünkü. Bu biraz uzun bir büyü olsa da aslında basit. Bunu birkaç sefer denediğinizde, özellikle söylüyorum, denerken tabii az önce dedik ya, hani anahtarını açmadan tabii ki de denemeleri yapın. İşte tam öğrendim dedikten sonra bunun, bu büyüyü başlatabilmeniz için tılsımlı sözleri ondan sonra başlatabilirsiniz. Hazırsanız ayine geçelim. لازند آرنود ادفورد اد انتمیلفن فربندین زلمان دکل فام فیندین اقل لازندی لازن افوریسین ملفرند مرتازین اربارتین ارفارتین میسفارکین اوود رودیرسین ملیدین لازند اون منفین لبهر اسمیل فرفیندین ایهیر ایک فربیردین ارهر مین قل ارهرمین ملدورکینید اوند هر فرمینید فرمیش انین ارزن میفن فورند ایومار فوندید فاشونیدین Geldrain kin ihsasini bet ihsasin baquz ismat fundin negatin tinktan surdun menfin arunt mir fundar medidi gav aud asid fumendinin sven an un alemen her fermirnen ismu şirranan mir farq iktersin filabraq fundar demin ablaqin afunun berfun mesfunu de deins nakayatin de hans ekspertizden aund vil fundar. Sevgili dostlar, birazcık tuhaf bir okunuş olsa da yani bunu kesinlikle söylememiz gerekli. Çünkü bu anahtarımız neydi? Arabamızı çalıştırmadan ilerleyemeyeceğimize göre yaptığımız büyüyü de bunu okumadan hiçbir etkisinin olmayacağını bildiğimiz için bunu 3 gün 3 gece mutlaka kesinlikle yatmadan önce 3'er defa okumanız lazım. Bakın, 3 gün 3 gece 3'er defa okumanız lazım. 3. günden itibaren bu yapmış hazırlamış olduğumuz büyü keçi inatlı dediğimiz kişileri söze getirecek, dize getirecek ve sizin istediğiniz, sizin söylemek istediğiniz
istediğiniz, sizin beklentilerinizi, sizin sözünüzü geçirebilmek için de bunu yapmanız gerekli değerli dostlar. Biraz uzunmuş gibi gelebilir ama söylediğim gibi ben Türkçesini yazdım. Siz ille de antik İbrani dilinde okumak zorunda değilsiniz. Ben o dili bildiğim için o dilde orijinalliğini korumak adına söyledim. Ama siz bunun Türkçesini paylaştım. Siz bunun Türkçesini 3 gün 3 gece okuyun ve bu hazırladığımız yazdığımız kağıtları sizin bildiğiniz karanlık bir köşede saklayın değerli dostlar. Sevgili dostlar, bugünkü büyüğümüzde ne yaptı? Keçi inatlı ve etrafımızdaki bizim istediğimiz insanları bazıları istemeyebiliyor bazı. Dolayısıyla da onların da sözünü çevirmek için ve sizin söylediklerinizi dinletebilmek için bazen böyle şeyler gerekiyor. Söylediğim gibi bunu yaptığınız takdirde hayat kalitenizin ne kadar arttığını sizler zaten kendiniz fark edeceksiniz değerli dostlar. Bu hızlı tesir eden bir büyülerden bir tanesi dostum. O yüzden bunu iyi şekilde ezber ettikten sonra sizler de deneye bilirsiniz. Sevgili dostlar, bugünlük videom sizlere bu kadar. Bir sonraki videodan haberdar olabilmek için kanalıma abone olursanız, bildirimlerinizi açarsanız bir sonraki paylaşacağım videodan da haberdar olabilirsiniz. Şimdilik hoşça kalın, esen kalın, sağlıcakla kalın. Hepinizi kanalıma abone olmaya bekliyorum değerli dostlar.